Şimdi tabii Jesus ve ekibiyle beraber orada Fenerbahçe'de bir yapılanma olacaktır Mahmut Alparslan. Çünkü sonuç itibariyle ben geçtiğimiz günlerde 10 yılı aşkın süredir Jesus'un yanında çalışan antrenörlerden birinin Instagram hesabındaki paylaşımı görmüştüm. Henüz netlik kazanmadı benim durumumla alakalı diye bir paylaşım yapmıştı kendisi. Sürekli aynı ekipte çalışan teknik adamların çünkü nereye giderlerse gitsin aynı ekiple de yoluna devam ettiğini biliyoruz. Tabii burada da o diyelim ki 10 kişiyle çalışıyorsa 10 kişiyle mi geliyor örnek yoksa 5 kişiyle mi geliyor onu bilemiyoruz tabii ne kadar bir yanındaki heyet. Mesela 6 kişi diyorlar hocam. Türkiye'den de 4 tane ekleme ya ben haberde de gördüğüm için söylüyorum. 4 tane de Türkiye'den ekleme 10 kişi oluyor. Eklemeyi kabul ediyor mu? Genelde yabancı hocalar pek eklemeleri kabul etmez ama Şöyle bilmiyorum. olabilir. Mesela atletik performans hocası vardır. Burada da vardır. O da yanındadır onun yardımcısı gibi falan. Onlar olabilir bilemeyiz ama kaç kişiyle gelecek o herhalde önümüzdeki haftadan sonra tam netlik kazanır. E şimdi tabii sen hani başlangıçta değil de ne şekilde bir şey görebiliyoruz ki? Hocayı biliyoruz. Hoca bütün herkes biliyor. İstediğimiz kadar bir sabaha kadar anlatalım. Ama sen hocanın istediği ve o kalibredeki oyuncuları getirmezsen ve alamazsanız o vakit hem hoca da sıkıntı yaşar hem Fenerbahçe'de sıkıntı yaşar. Genel olarak yaşarlar. Ama bence oralara gitmeyecekler. Mutlaka hocanın takımı izleyip yani o zaten izlemiş ya 2 aydan 2,5 aydan beri oralardan bir şeyler çıkarıp nerelerde eksikler var. Zaten İvedi olarak eksik yer belli. Bir sol bek zaten olmazsa hadi sağ bek diyelim geçtik. Sağ bek işte Nazım var, Samuel'i yapıyorsun, ne diyorsun bir şeyler topa. Hadi orasını ikinci plana atarsın. Ama en başta İvedi olarak sol bek ve santrafor mevki. Zaten kim filan gitmiyorsa ki bu şartlarda belki zor olur. Çünkü geçirdiği sakatlık belki bir sene daha takip etmek ister diğer ülkeler. Giderse ona göre de onların alternatifi mutlaka vardır. Ama sol bek ve santrafor şu anda en elzem ve en çabuk bitirilmesi gereken transfer. Oralara gidecekler. Ondan sonra da işte kamp dönemini göreceksiniz. Hazırlık maçlarını izleyeceksiniz. Ve nihayetinde işte Avrupa Kupası maçları başlayacak. Eleme maçları. Ondan sonra lig derken daha iyi bir resim ortaya çıkar. Ama o resmi de çok iyi değerlendirmek için, işte Staiş'te bahsetmek için geçen sezonda nasıl biz Trabzon'a dedik ki ben şahsen hep söyledim onu. Bu Trabzon bu ligi force eder. Yani ki önünde duracak takım yok dedik. Ve nitekim de son dönemlerde biraz da inişli çıkışlı çıksa da önceden şampiyonluğunu garanti etti. O tarzda bir takım zaten kendini belli ediyor. Kafadan bizim ligimizde, bizim ülkemizde kurdunuz bu kadro belli ediyor. Bu kadro götürür diyorsunuz. O tarzda da bir ekip kuracaklar. Zaten ellerinde şu anda mevki mevki hazır oyuncular var. Bir yerde yumuşaktır, bir yerde azdır, biraz da şöyledir, %50'dir performans ama var. Onların üzerine biraz daha çıkacak, 2 kat üzerine çıkacak oyuncuları getirdiniz mi? Fenerbahçe yeni sezona çok farklı başlar. Tabii diğer takımların da transferlerini görmek lazım. Sadece Fenerbahçe üzerinden gittiğimiz zaman şu anda bir şey yok. Takım var, hoca var ama futbolcu yok. Futbolcular da herhalde önümüzdeki hafta artık ikişer ikişer böyle netleşirler. Bu arada Anadolu kulüpleri de iyi çalışıyor. Konyaspor Evet. yine Balkan ekolünden devam ediyor. Onlar İmzalar geldi. Ne Sivasspor imzaları atıyor. Evet, ne hikmetse Balkanlardan vazgeçmiyor. Bir Portekiz'den aldılar, Balkan'dan aldılar. Mukavveleri olmayan galiba şey bonservisi olmayan oyuncular. Ya şimdi oralarda alıyorsunuz da bu taraflar çok farklı. Bu tarafta siz getireceğiniz oyuncu oralara gidemiyorsunuz. Onları kabul etmiyorsunuz. Ediyorsunuz Balkan ekolünde ama nerede? İşte Milan'da oynuyorsa, Tabii. o tarafta oynuyorsa onları alıyorsunuz. Kafadan ondan sonra sizin önünüzde oynuyorsa ne diyorsunuz ki alayım ben bunu. İşte önce de kapabildim. Siz kapamıyorsunuz. Yani o tarzdaki oyuncuları getiremiyorsunuz. Mehmet Arroyo'yla o yılına gelirsen yani hoca için çok büyük bir birinci yardımcı olur. Belki saha içi çalışmasından demiyorum ama Türkiye'nin futbol konjonktürünü bildiği için Sivas'ta oynayacaksın. Sivas'ın iklimi şöyle diyecek. Sahası böyle diyecek. Seyircisi böyle. Takımı bu. Hocanın oynattığı oyun bu. Şu da önemli olabilir mi? Mehmet Ağar diyor. Hem hocayla aynı dili konuşabilecek hem de Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Evet, işte zaten onun için onu tercih ettiler diye bir bilgi var. Fenerbahçe'nin bilmesinden ziyade Türk futbolunu, Türk takımlarını tanıyor ve hocaları tanıyor. Şimdi Rıza Hoca ne tarzda oynuyor? Örnek. Öbür tarafa bakıyorsun. Beşiktaş'ta az da olsa hocanın oynatmak istediğini biliyorsun. Her şey patır 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 konuşacaksın. Zaten onları izleyecekler sistemden. Kafa kafaya verecekler. Yani iyi bir seçim olmuş. Eğer bittiyse. Dün de
Sabah sporunda yayındaydık. O geçti ismi ama netliğini bilmiyorum yani. İmza attılar mı, atmadılar mı, anlaşmadı ama iyi bir şey yapmışlar. Bir yola çıkmışlar Mehmet'i getirmekle. Doğru bir iş yapılıyor Fenerbahçe'de. Bizim KJ'de hem teknik ekibi hem de iletişimi güçlendirmek için takıma katıldı. Evet. Bir haber vardı. Hatta izleme komitesindeki hocamız dedi, Murat Zeki Göle dedi galiba. Yani 3 tane hocanın da listede kalacağını açıkladı Fenerbahçe Kulübü diye biliyorum. Tabii izleme, yani hoca. İzleme komitesinde falan gelen hoca karışmış. Rakip takımları izliyor. Tabii şansı yok çünkü bilmiyorsunuz ne şekilde çalıştığını bilmiyorsunuz. Onu bilen en iyisi kimdir? Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe camiası. Ama Mehmet'in gelmesi hakikaten hoca için çok bir kar. Zaten öyle olması lazım. Bir yabancı hoca getiriyorsanız, Türkiye bilmiyorsa, Türkiye'nin şartlarını falan hiçbir şey bilmiyorsanız yanınızda o camianın kriterlerini bilen ve Türk futbolunu bilen, futbolculuktan hocalık yapan bir kişi lazım. Ne kadar önemli bir teknik adam olursanız fark etmez. Ama bir de futbolun içinden gelen olmanız lazım. Futbol hocalık yapmış adam, futbolculuk yapmış, milli takıma kadar yükselmiş. Fenerbahçe'de bir sürü başarının altına imza atmış. Bu tarz iki hoca kişiyi getirdiğiniz zaman hoca da ona saygı gösterir. Ki olması gereken de doğru işler yapmışlar. Hayırlısı olsun Fenerbahçe camiasına. Ama önümüzdeki hafta artık futbolcuları konuşuruz Algün. Onlar çıkar. Şu anda ne çıkarsa çıksın hepsi böyle havada kalır da önümüzdeki hafta hocanın şu anda birebir konuşmalar geçiyordur. Peki çünkü Fenerbahçe'deki o mesai konusu alınacaklarda mı daha yoğun gideceklerde mi? Çünkü yabancı oyuncu sayısı kiradan dönen oyuncularla beraber bir hayli kabarık bir hale geldi. Fenerbahçe'nin 6-7 yabancı oyuncuyla yolları kiralık ya da öyle böyle bonservis bedeli ödenerek, yani eline oyuncunun bonservisini vererek yollarına ayrılması lazım. Yoksa aksi halde zaten lisans çıkartamıyor. İki türlü çalışırlar. Bir tarafta gideceklerdir, öbür tarafta da geleceklerdir. Geleceklerle ilgili ben yaptığımız için imza attığınız bir kulübe bildiğiniz oyuncular vardır. Hemen telefon trafiği başlar. Başlarsınız. Oğlum tamam ben imzayı attım işte sen anlaşıyorsun gel menajerini gönder falan. Jesus da bu şekilde çalışıyordur mutlaka o tespit ettiği oyuncularla. Öbür tarafta da Fenerbahçe yönetimi kiralığa gidecek. Bunda hoca karışmaz o işlere. Onun yönetimi yapacak. Artık onun yöneticilerin neyidir? Göstereceği hünerdir. Ne şekilde vereceksiniz? Yönetici meziyetine bağlı. Tabii onların meziyetine bağlı. Şimdi hoca onu ilgilendirme. Hoca der ki bunlar tamam gitmiş. Zaten yönetim belirlemiştir onları kirada olanlar. Fenerbahçe faydası olmadığı için onu da Jesus tutacak hali yok hocanın. Onlar gene gidecekler. Burada hüner yöneticilerde esas burası. Bu taraf. Gelecekler önemli. Hı hı. Onları belirleyip bir an evvel hazırlayıp herhalde kaçında diyorlar. Haziran'ın 20'si gibi takımlar başlıyor. Yani zaten normali o zaten. 20'sinden geçe kalmaması lazım. Şurada zaten 5 Ağustos'ta lig maçı oynayacaksan eğer. Ve onların bir de Avrupa'sı var ya onun için erken başlayacaklar. Hocam. İsterse ne olursa olsun 20'de başlamak zorundasın. Yani, 5 Ağustos'a kaç gün kalıyor 20'sinde sezon açsan? 10 gün Haziran'dan, 30 gün Temmuz'dan, 40. 5 günde Ördan, 45. 45 gün değil mi sizin hazırlıklarınız? Mutlaka açılması lazım. Esasında o şekilde söylüyor. Daha önceden de açanlar var. Hemen maçlarla açanlar var. Direkt turnuvalara giden takımlar var. Hadi artık onlar çok aşağı inmeye başladı. Çok çabuk başlamaya başladı ama İşte siz mecbursunuz, transfer yapıyorsunuz. Yani, toplantıda da 6-7 tane hazırlık maçı yapacağız dedi. Yaparlar, mutlaka yani yaparlar. Yani 6-7 hazırlık maçından bu sürecin içerisine sıkışacak. İşte bir de oraya da, o tarafa da o 6-7 hazırlık maçı, Avrupa eleme maçına falan siz şeyi yetiştirirseniz, en kötü, hadi 5 tane transfer diyorlar ya, 3'ünü yetiştirirseniz çok iyi olur.